Hayal edin, kağıt üzerinde karelerden oluşan sonsuz bir ızgara var. Her kare ya canlı ya da ölü, dolu veya boş. John Horton Conway adında bir matematikçi 1970'te bu ızgarada oynanan bir oyun tasarladı. The Game of Life, Yaşam Oyunu adlı hücresel otomat. Kurallar inanılmaz derecede basit. Her turda her bir kare komşu karelerdeki canlı hücre sayısına göre bir sonraki adımda canlı kalıyor. Ölüyor ya da yeniden doğuyor. Örneğin bir kare etrafında tam 3 canlı komşu varsa o kare ölü ise canlanıyor. Ancak kalabalık 3'ten büyükse veya tenha 2'den küçükse bu gibi ortamlarda yaşamak zor. Bu durumda canlı hücreler ölüyor. Hepsi bu kadar. Tekrar tekrar uygulanan bu iki kural başlangıçta rastgele serpiştirilmiş birkaç canlı hücreyle bile zamanla büyüleyici desenler oluşturuyor. Bu kadar basit kurallardan şaşırtıcı derecede karmaşık bir yapı ortaya çıkabiliyor. Küçücük başlangıç desenleri bile adeta evrim geçirerek hiç beklenmedik hareketli ve karmaşık yapıtlara dönüşebiliyor. Örneğin glider, süzülen denilen 5 hücrelik basit bir desen, her bir adımda bir satranç tahtasında fil gibi çapraz yönde ilerleyebilen uzay gemisi misali hareket ediyor. Hatta bu oyunda öyle yapılar var ki kendi kendine düzenli aralıklarla glider üretmeye devam ediyor. Tıpkı kendini kopyalayan canlılar gibi. Basit osilatör salınım yapan desenler belirli periyotlarla aynı hali alıp duruyor. Daha karmaşık olanlar etrafta enkaz bırakıp yeni desenler doğurabiliyor. İlginç bir şekilde bu oyunda mantıksal kalıplar ve dolayısıyla basit bir bilgisayar bile inşa etmek mümkün. Hatta bu bilgisayarın içinde tekrar The Game of Life'ı çalıştırabilirsiniz. Bu nedenle Conway'in yaşam oyunu basit kurallarla kendiliğinden ortaya çıkan Emergent karmaşık düzenin en ünlü örneklerinden biri haline geldi. Burada en çarpıcı ders şu. Deterministik, önceden belirlenmiş kurallara göre işleyen bir sistem olmasına rağmen yaşam oyununun sonucunu önceden kestirmek çoğu zaman imkansız gibidir. Aynı başlangıç şartları her zaman aynı sonuca götürür. Evet, sistem tamamen deterministiktir. Fakat ileriye dönük olarak neler olacağını kestirmenin tek yolu aslında simülasyonu adım adım çalıştırmaktır. Küçük bir desenin bile kaç adım sonra duracağını ya da sonsuza dek hareket edecek bir yapı oluşturup oluşturmayacağını el yordamıyla çözemezsiniz. Ancak deneme yanılma ile öğrenebilirsiniz. Bu nedenle oyun sürprizlerle dolu ve sanki rastgeleymiş gibi hissettirir. Örneğin yalnızca 5 hücreden oluşan belirli bir başlangıç dizilimi 1100'den fazla adım hayatta kalıp 6 tane glider fırlatabilirken bir hücrede minicik bir değişiklik yapmak tüm deseni 3 adımda ölü bir duruma götürebilir. Kurallar harfiyen aynı olmasına rağmen minik farklar uzun vadede devasa sonuç ayrılıklarına yol açabiliyor. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? Mesela kelebek etkisi. Amazon'daki bir kelebeğin kanat çırpışı Atlantik'te bir fırtınaya sebep olur derler. Bu oyunda da başlangıç koşullarına aşırı duyarlılık, aşırı hassasiyet vardır. En ufak fark geleceği tamamen değiştirebiliyor. Sonuç olarak Game of Life tamamen deterministik olmasına rağmen öngörülemez şekilde zengin davranışlar sergileyebiliyor. Deterministik bir davranışın bile vahşi ve kontrolsüz görünebileceğini bu oyun bize gösteriyor. Sadece iki basit kural ve iki durum, canlı ölü ile koca bir ekosistem simülasyonu gibi hareket eden bir dünya ortaya çıkıyor. Şimdi düşünelim, evrenimiz de benzer şekilde işleyen bir oyun olabilir mi? Eğer evren de belli basit fizik yasalarının deterministik bir uygulamasıysa tüm karmaşıklığına rağmen aslında önceden belirlenmiş bir oyun olabilir mi? Eğer öyleyse bizim özgür irademiz bu resmin neresine oturuyor? Klasik fizik özellikle Newton mekaniği ile gelen dünya görüşü evreni dev bir saat mekanizması gibi görür. Fransız bilim insanı Pierre-Simon Laplace 19. yüzyılda bu fikri uçlara taşıyan meşhur bir düşünce deneyi önermişti. Düşüncesinde evrendeki her bir parçacığın konumunu ve hızını bilebilen yeterince akıllı bir Laplace'ın şeytanı var. Bu hayali varlık Newton'un deterministik yasalarını kullanarak geçmişi ve geleceği hatasız hesaplayabilir. Yani evrenin gidişatı en başta tamamen yazılmıştır der. Böyle bir evrende sizin şu an bu satırları okumanız bile aslında büyük patlama anından beri kaçınılmaz bir biçimde belirlenmiş olacaktı. Ancak Laplace'ın bu deterministik evren vizyonunda göz ardı ettiği şey var. Öngörülebilirlik. Determinist olmak pratikte öngörülebilir olmakla aynı şey. 20. yüzyılda anlaşıldı ki birçok sistem kaotik davranıyor. Kaos teorisinin ortaya koyduğu üzere bazı sistemler başlangıç koşullarına aşırı duyarlıdır ve uzun vadeli davranışları son derece karmaşık olabilir. Örneğin hava durumu atmosferin deterministik fizik kurallarına, Newton denklemlerine, termodinamiğe ve bunun gibi uyduğu düşünülür. Ama uzun vadeli hava tahmini neredeyse imkansızdır.
Çünkü en ufak belirsizlik birkaç gün içinde devasa farklara yol açar. İşte buna kelebek etkisi deniyor. Bu tür kaotik sistemlerde deterministik yasalar geçerli olsa da pratik sistem öngörülemez hale gelir. Yani deterministik her zaman saat gibi tıkır tıkır hesaplanabilir demek değildir. Peki böylesine karmaşık ve kaotik bir dünyada yaşıyorsak özgür irade tartışması nasıl etkilenir? Basitçe söylemek gerekirse deterministik bir evrende bile işler o kadar karmaşık olabilir ki hiç kimse tam olarak bilemez. Bu durumda bizler de önümüzde birden çok olasılık varmış gibi kararlar alırız. Çünkü geleceği hesaplayamıyoruz. Örneğin beynimiz muazzam karmaşıklıkta bir nöron ağı. Farz edelim ki beyin tamamen deterministik çalışıyor olsun. Yani her düşüncemiz, her kararımız aslında önceki duruma bağlı olarak fizik kurallarınca belirleniyor. Yine de o kadar karmaşık ki bu deterministik süreci ne biz ne de başka biri tüm detaylarıyla öngöremez. İşte bu pratik öngörülemezlik bize özgürmüş hissi verebilir. Tıpkı Game of Life'taki hücrelerin kendi kararlarını veriyormuş gibi görünmesi ama aslında alttaki basit kuralları izlemeleri gibi. Biz de karmaşıklık sayesinde özgür davranıyormuşuz yanılsamasını yaşayabiliriz. Burada bazı filozoflar ve bilim insanları ayrışıyor. Kimileri diyor ki özgür irade dediğimiz şey zaten böylesi karmaşıklık içinde çıka gelmiş bir olgu. Tam da kaotik karmaşık süreçlerin öngörülemez olması sayesinde seçim yaptığımızı hissediyoruz. Bu görüşe göre özgür irade illa mistik bir belirsizlik gerektirmiyor. Yeterince karmaşık bir makine, örneğin beyin, kendi kendine karar veriyormuş gibi davranabilir. Hatta ünlü bilgisayar bilimcisi Stephen Wolfram, bir sistemi tam anlamıyla analiz etmenin tek yolunun onu adım adım simüle etmek olduğunu söylüyor. Bunu hesaplamalı öngörülemezlik veya hesaplanamazlık olarak adlandırabiliriz. Birazdan detaylıca değineceğiz. Ancak önden şu fikri verelim. Wolfram'a göre bir sistem deterministik olsa bile eğer hesaplanamaz derecede karmaşıksa davranışını kısaltılmış bir formülle öngörmek imkansızdır. Tek çare onu yaşayıp görmek. Bu durumda sanki sistem kendi iradesi varmış gibi görünür. Çünkü hiçbir kestirme yasa onu tahmin edemez. Öte yandan başka düşünürler özgür irade kavramının gerçek anlamda işlemesi için yalnızca öngörülemezlik yetmez. Gerçek bir alternatiflik olması da gerekir diyor. Yani başka türlü de yapabilirdim diyebilmeyi istiyoruz. Eğer her şey baştan yazılmış bir kaderse kaotik de olsa alternatif bir tercih aslında hiç mümkün olmamış demektir. Bu yüzden bazıları kuantum fiziğine umut bağladı. Gelin bu konuyu kuantum penceresinden inceleyelim. Albert Einstein kuantum mekaniğinin öngördüğü rastgeleliğe inanmakta zorlanmış ve Tanrı zar atmaz demiş. Kuantum mekaniği atom altı dünyada olayların kesinlik yerine olasılıklarla belirlendiğini söylüyor. Örneğin bir atomun ne zaman radyoaktif bozulmaya uğrayacağı önceden belirli değildir. Sadece yarı ömür denen istatistiksel bir olasılık veririz. Bir elektronu ölçmeden önce nerede olduğunu kesin olarak bilemeyiz. Ancak olasılık dağılımını biliriz. Kulağa çılgınca gelse de bu olasılıksal yapı doğanın temel bir özelliği gibi görünüyor. Dahası kuantum mekaniğinde enteresan bir bağlantısızlık, non-locality yani yerel olmayan etkileşim olayı var. Ünlü EPR paradoksu ve ardından Bell'in eşitsizliği deneyleri şunu ortaya koydu. İki parça birbirine dolaşık hale getirilip uzaklaştırılırsa biri üzerindeki ölçüm anında diğerinin durumuyla ilişkili bir sonuç doğuruyor. Sanki aralarında ışık hızını bile aşan gizli bir iletişim var. Einstein buna uzaktan hayaletimsi etki demişti. Çünkü klasik fiziğin yerellik ilkesine aykırı görünüyordu. Aslında 1964'te John Bell adlı fizikçi çok önemli bir teorem kanıtladı. Eğer evren yerel etkileşimli ve deterministik gizli değişkenlerle işliyorsa bazı istatistiksel sınırları Bell eşitsizliklerini aşamaz. Oysa gerçek deneyler Aspect'in deneyleri gibi bu sınırın aşıldığını gösterdi. Bu ya evrende gerçekten non-local, ışık hızından hızlı etkiler gibi tuhaflıklar olduğunu ya da deneyicilerin ölçüm seçimlerinin o sistemden bağımsız olmadığını, yani aslında hiçbir şeyin gerçekten rastgele veya özgür seçilmediğini ima ediyordu. İlkini kabul etmek kuantumun ana akım yorumlarına yol açtı. Dolaşıklık gerçek ve evren bazen mesafe tanımıyor. İkincisinde ise oldukça uç bir fikir vardı. Süperdeterminizm. Süperdeterminizm nedir? Der ki her şey en baştan belirlenmiştir. Sadece parçacıkların özellikleri değil, aynı zamanda bilim insanlarının hangi deneyi yapmaya karar vereceği bile evrenin başlangıcından itibaren gizli bir şekilde ayarlanmıştır. Yani ölçüm cihazının düğmesini sağa mı sola mı çevireceğin ta en baştan kaderlerinde yazılıdır. Bu çılgın fikir Bell'in teoreminin bir boşluğudur. Bell kendisi şöyle demişti. Bu açıdan bakarsak evren süper deterministik ise cansız doğa arkada planında bir saat gibi işlerken bizim davranışlarımız ve bir deneyi seçme kararlarımız dahil her şey mutlak biçimde önceden belirlenmişse o zaman kuantumun hayaletimsi etkileşim sorunundan kurtuluruz. Yani eğer gerçekten hiçbir özgür değişken yoksa, hiçbir şey sürpriz değilse
parçacık A'nın parçacık B ile sonucunu ışık ötesi etkileşimle anlamasına gerek kalmaz. Çünkü evrenin tamamı A'nın ölçüleceğini ve B'nin de uygun karşılığı vereceğini en baştan biliyordur. Bu görüş itiraf ederim biraz ürkütücü. Özgür iradenin tam yokluğu anlamına geliyor. Seçtiğimizi sandığımız her şey aslında kozmik bir otomatın dişillerinden ibaret. Bu fikri ciddiye alanlar var mı? Evet, az da olsa var. Nobel ödüllü fizikçi Jared Hoft, kuantum mekaniğinin aslında alttan alta deterministik bir yapıda olduğunu düşünüyor ve hücresel otomat yorumu adında bir yaklaşım geliştirdi. Jared Hoft'un iddiasına göre evrenin temelinde tıpkı Conway'in Game of Life oyununa benzer bir şekilde deterministik bir hücresel otomat yatıyor olabilir. Kuantum mekaniğinin rastgeleliği ise bizim bu altyapıyı henüz göremememizden kaynaklanıyor. Hatta Hoft kendi modelini süper determinizm içerdiğini belirtiyor. Yani evren tıpkı Game of Life gibi en baştan kurallarla işleyen devasa bir matris. Bizim seçimlerimiz de dahil her şey bu kuralların doğrudan sonucu. Süper determinizm fikri sezgisi olarak çoğumuza ters geliyor. Çünkü sanki bilimin özüne aykırı. Bilim yaparken biz deneylerin bağımsız olduğunu varsayırız. Eğer evren her seferinde deney yapmamızı da kontrol ediyorsa, bir nevi oyun oynuyorsa bilimin test edilebilirlik temeli sarsılır. Nitekim ünlü fizikçi Anton Zeilinger süper determinizmin doğru olması halinde bilimin kendisinin bile değeri kalmayacağını, çünkü doğanın bize bir çeşit sihir oyunu oynayıp yanlış sonuçları yönlendirebileceğini söylüyor. Bir diğer Nobel ödüllü fizikçi John Bell de her ne kadar bu boşluğu belirtmiş olsa da süper determinizmi aşırı derecede akla yatkın olmayan bulduğunu ifade etmişti. Kısacası pek çok fizikçi için süper determinizm son çare bile olamayacak kadar abesle iştikal bir öneri gibi. Şimdi determinist görüşün bir başka ilginç yorumuna gelelim. Stephen Wolfram'ın hesaplamalı öngörülemezlik fikri. Wolfram yıllarını basit hücresel otomatlara, tıpkı Conway'in Game of Life'a gibi sistemlere çalışarak geçiren bir dahidir. 2002'de yayınladığı A New Kind of Science, Yeni Bir Bilim Türü kitabında ileri sürdüğü bir tez var. Doğa aslında basit kurallarla işleyen bir bilgisayar gibi olabilir. Ancak bu kurallar ne kadar basit olursa olsun ortaya çıkan davranışlar hesaplamanın kendisi kadar karmaşıksa o davranışı önceden kestirmenin kestirme bir yolu yoktur. Yani sistemi hızlandırılmış biçimde yaşamadan sonucu bilemezsiniz. Bu ne demek? Örneğin Conway'in Game of Life oyununu ele alalım. Oyunun kuralları deterministik ve çok basit. Ama biraz önce gördük ki belirli bir başlangıçtan bin adım sonra ne olacağını öngörmenin, öğrenmenin tek yolu gerçekten o bin adımı tek tek simüle etmek. İşte Wolfram der ki evrenin kendisi de böyle olabilir. Belki doğa yasaları tam deterministik, ancak evren öyle kompleks bir hesaplama yapıyor ki bu hesaplamayı kısaltıp sonuca götürecek bir formül yok. Bu durumda evrendeki olgular etkin olarak özgür davranabilir. Wolfram evrenin deterministik yasalara uyması ile insan iradesinin özgür görünmesi paradoksunu bu şekilde çözdüğünü düşünüyor. Anahtar kavram dediğimiz gibi hesaplamalı genemezlik. Eğer bir sistemin davranışını özetleyecek olursak, başka bir yasa veya denklem bulunamıyorsa, çünkü hesaplama indirgenemez derecede karmaşıktır, o zaman o sistemin davranışı için yasa yokmuş gibi düşünebiliriz. Wolfram bunu insan beynine uyguluyor. Beynimizdeki nöronlar ve parçacıklar elbette fizik yasalarına göre hareket ediyor. Yani beynimiz bir bakıma deterministik bir biyokimyasal bilgisayar. Ama beynimiz öyle karmaşık bir hesaplama yapıyor ki bizim düşüncelerimiz ve kararlarımız daha basit yasalara indirgenemiyor. Yani beynim şu yüzden kesinlikle x yapacak diye kestirebilen bir denklem yok. Sonuç, Wolfram'a göre bunun sonucu insanın iradesinin görünürde özgür olmasıdır. Beynimizdeki süreçler deterministik olsa bile ortaya çıkan eylemler temel yasaları indirgenemez derecede karmaşık olduğu için etkin bir özgürlük ortaya çıkar. Wolfram bunu göstermek için kitabında yine bir hücresel otomat örneği veriyor. Basit bir hücresel otomatın çıktısının kimi zaman özgür irade anılığı sergilediğini söylüyor. Kurallar sabit ve kesin olmasına rağmen çıktı o kadar karmaşık ki hiçbir net formüle uymuyor. Sanki rastgele veya özgürce karar alıyormuş gibi görünür. Bu noktada özgür irade derken bilinçli bir seçimi kastetmediğini belirtmek lazım. Daha çok belirli bir dış kısıtlama veya yasa tarafından dikte edilmeyen, öngörülemez davranış kastediliyor. Wolfram'ın yaklaşımı ilginç bir orta yol gibi görünüyor. Evrende aslında büyülü bir özgür irade kuvveti yok. Her şey fiziksel yasalarla işliyor. Ama aynı zamanda bu yasaların sonuçları o kadar girift ki pratikte kimse bizim için yazılmış bir senaryoyu okuyamaz. Biz de içimizden geldiğince davranıyor hissine kapılırız. Ki bu hissiyat işleyişin ta kendisinden kaynaklanır. Kulağa hem rahatlatıcı hem de tuhaf geliyor. Özgür irade belki de bir yanılsama, ama bu yanılsama öylesine derin ki onu yaşamımızdan çıkarmanın da pek anlamı yok. Bir sonraki videomuzda Conway ve Coe'nin güçlü özgür irade teoreminden,
hayatımıza ve etiğimize olan etkilerinden bahsedip kaderimizi kim yazıyor sorusunun cevabını arayacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.